30 Eylül'de Japonya parlamentosuna toplama kampı tanıkları eşliğinde Uygur soykırımı anlatıldı ve Japon milletvekillerinden destek istendi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen toplantı, Japonya ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümüne denk geldi. Tanıklık toplantısına Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İhsan'ın yanı sıra İcra Komitesi Başkanı Ömer Kanat, Çin toplama kampı mağduru Kalbinur Sıddık, Japon hükümet yetkilileri, milletvekilleri, çeşitli siyasi partilerin başkanları ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Checkpoint Research, 2022 yılında Uygur Türklerini hedef alan ve uzun süredir devam eden bir casusluk operasyonu gözlemledi. Tehdit aktörü Scarlet Mimic'e dayanan kötü niyetli yazılım ilk kez 2016 yılında gün yüzüne çıkmıştı. Uygur Türklerini hedef alan kötü niyetli yazılım, geliştiriciler için kurbanın adını arama yapmaya, SMS göndermeye, konumu takip etmeye, gelen giden aramaların ve ortamın sesini kaydetmeye olanak sağlıyor. Japonya, ABD ve Avustralya Savunma Bakanları, özgür ve açık bir Hint-Pasifik'in gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için güvenlik stratejisi konusunda işbirliklerini derinleştireceklerini açıkladı. Kyodo News'in haberine göre, 3 ülkenin savunma bakanları ABD'nin Hawaii eyaletinde bir araya geldi. Rusya Anayasa Mahkemesi, Ukrayna'da da 4 bölgenin tartışmalı ve uluslararası tanınmayan referandumlar sonrasında ihlak edilmesini öngören anlaşmaların Rusya Anayasası'na uygun olduğuna karar verdi. Haberlere göre Anayasa Mahkemesi dün yapılan görüşmede Luhansk, Donetsk, Kherson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya'ya katılmasını öngören anlaşmaların anayasayla uyumlu olduğuna hükmetti. Endonezya'da cumartesi günü futbol maçı sonrası sahada çıkan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi. Polisten yapılan açıklamada çok sayıda kişinin ezilerek öldüğü bildirildi. Endonezya Emniyetinden pazar günü yapılan açıklamada ölenlerin arasında 2 polis memurunun da bulunduğu ve 180 kişinin de yaralandığı açıklandı.